Selam. Bugün enfes bir tarifle geldim size. Anne açması yapacağız birlikte. Aslında ismini ben koydum. Anne açması diye. Çünkü benim annemin yaptığı, sürekli yaptığı ve herkes tarafından çok beğenilen bir açma. Ben de bayılırım tadına ve geçenlerde böyle bir deneyeyim. Acaba olur mu? Yoksa sadece annemin elinin lezzeti mi gibisinden bir deneme yaptım. Hani derler ya, boynuz kulağı mı geçerdi? Siz bu doğrularsınız bu lafımı, yanlış söylüyorsam eğer. Öyle bir şeyler oldu ve neredeyse birebir aynı oldu tadı ve enfes oldu. Çok beğendim. Hatta Rıza böyle hamur işlerini çok sevmez. O bile yedi yani. O bile beğendiyse kesinlikle güzeldir diye düşünüyorum. Hatta öncesinde Instagram'dan paylaştım işte görsel olarak. Herkes tarifini isteyen, böyle bayağı bir kişi tarifini istedi. Buralardadır eminim onlarda. Ben de YouTube'da bir video çekeceğimi söylemiştim. O yüzden sizleri kırmayıp bu videoyu çekmek istedim bugün. Umarım beğenirsiniz ve öyleyse hemen uzatmadan malzemeleri göstereceğim. Sonrasında da açmamızı yapmaya başlayacağız. Şimdi malzemeler neler? Bir paket mayamız var. Kuru maya tercih ettim ben. Yaş maya da tercih edebilirsiniz. 6 kaşık şeker. 1 adet yumurtamız var. Bunun dış sarısını üzerine süreceğiz en son. Diğer kısmını da içine koyacağız. 1 çay bardağı sıvı yağ var. Fakat ben biraz bardak büyük olduğu için bu şekilde koydum. 1 bardakta süt var. Bu bardağım da böyle 2 bardağa tekabül falan ettiği için bu kadar da olurdum bunda. Ve aldığı kadar da un koyacağız. Malzemelerimiz bu şekilde. Ha, bir de bir kaşık da tuz var. Bunu da unutmamak için buraya ekledim içerisine. Şimdi hepsini karıştırıp güzelce yoğuracağız bunu, hamuru. Sonrasında da 1,5 saat, 2 saat kadar, kabarıncaya kadar bekleteceğiz biraz sıcak bir ortamda. Öyleyse hemen başlayalım. Ben malzemeleri sıralı olarak koymuyorum genelde. Böyle kafama göre koyuyorum. Bilmiyorum bunların bir sırası var mı? Ama şöyle yapıyorum. Kuruları ilk koymaya çalışıyorum. Daha sonra da sıvıları koyuyorum. Şimdi biraz ununu ekleyeyim şöyle. Maya ile karışması için. Ortasında şöyle bir delik gibi bir şey açacağım. Daha sonrasında da koyacağım bunları. Mayayı da ekleyeyim bence. Yağını ekliyorum. Sütü ekliyorum. Ve sonrasında yumurtanın akını ekleyeceğim. Yumurta kırmayı da hiç beceremem. Gerçekten beceremem yani. Şöyle akını içerisine. Sarısını da ayrı bir kaba koyuyorum. Üzerine süreceğiz. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Direkt ellerimi soktum artık. Göz kararı unumu koyuyorum. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğuruyoruz. O yüzden aldığı kadar un koyuyoruz. Ununu siz ayarlıyorsunuz. Bir de merak ettim. Siz de böyle evinizde çok hamur işi yapar mısınız? Yoksa daha çok yemek mi tercih edersiniz? Mesela ben yemekten daha çok sanırım hamur işi yapmayı seviyorum. Daha eğlenceli buluyorum. Onun da azalmış. Evet, hamurumu bayağı bir yoğurdum. Şimdi tam olarak kulak memesi kıvamına geldi. Güzelce yedi malzemelerini de. Biraz daha yoğurup beklemeye bırakacağım kabarması için. Evet, hamurum bu şekilde. Şimdi bunu kabarması için bırakacağım. Üzerini streçleyeceğim. 1,5. Evet, hamurumu 1,5-2 saat demiştim ama daha fazla tuttum. Çünkü tam istediğim kadar kabarmadı. Şu an şöyle. Şu anda bu kadar boyutu. Bu kadar kabardı. Daha fazla da bekletmek istemedim açıkçası. O yüzden şimdi şekil vereceğim. Çok güzel kokuyor. Ben çok seviyorum böyle. Çiğ olarak yerdim normalde ama tabii ki yemiyorum. Sakin olun. Hemen oradan tepkiler geliyor gibi hissettim. Yemeyeceğim. Şöyle minik minik kopartıp sonrasında böyle uzunca elimle açma hareketleri yapıyorum. Bu arada bugün biraz hamaratlığım üzerinde maşallah diyeyim ama sarma da yaptım. Ama onu kim istedi? Minik bebek istedi onu. Arkadaşlar ya böyle çileği de çok yiyorum. Aşırı derecede çilek yiyorum ve sürekli canım çilek istiyor. Bir de sarma çok fazla istiyor canım. Böyle sürekli durup dururken içimden böyle geçiriyorum işte. Ay sarma olsa da yesem, sarma olsa da yesem. Biraz böyle sarması zahmetli olduğu için yapıyorum. Hani ertelemiştim bir kere, arkadaşım geldi falan, ona yaptırdım. Ama bugün artık dedim yiyeyim ve onu da böyle bol ekşi limonlu yiyorum. Eski insanlar derlermiş işte, ye ekşiyi çıkar her şeyi, ye tatlıyı çıkar aklıyı. Bu çocuk ne? Cinsiyeti ne olacak acaba? Bakın böyle şekil veriyorum ben. Yani hem canım çok ekşi de istiyor. Çok fazla yediklerimin arasında. Ekşi şeyler de var, tatlı da. Hani tatlı şöyle. Daha doğrusu tatlı olarak sadece işte muz, çilek, özellikle çilek aşırı derecede yiyorum. Hani bu tür şeyler yiyorum ama çikolatadır, bisküvidir, böyle şeyler asla canım istemiyor. Birkaç kez cips istedi. Onları da biraz az yedim canım istediği için. Yine aynı şekilde böyle yapıp şöyle döndürüyorum bakın. Şöyle döndürüp burasını böyle tutturuyorum. İnşallah güzel olur. Şöyle bir şekil veriyorum. Yani hamişler, beni izliyorsanız eğer, size de böyle karmaşalar oldu mu? Gerçi öğreneceğiz artık haftaya falan. Az kaldı. Öğrendiğim gibi hemen sizinle de paylaşacağım. Çok heyecanlı şeylermiş ya. Böyle ilk de bu kadar heyecanlı değildim ama bu hani yaklaştıkça doktor zamanı falan, öğrenmek yaklaştıkça böyle heyecanlanıyorsunuz. Gerçi tabii ki sağlıklı olsun her şeyden önce. Kız erkek hiçbir şekilde önemli değil. Benim için de Rıza için de. Fakat ben sadece şeyden dolayı meraklanıyorum böyle. Kıyafet. Çünkü bir şeyler almak istiyorum. Daha hiçbir şey almadım. Böyle girmek istiyorum işte mağazalara falan. Girmiyorum zaten. Alırım hani kendimi tutamam gibisinden. O yüzden çok merak ediyorum. Öğreneyim de böyle birazcık alışveriş yapayım. Tabii ki onları da sizlerle paylaşırım. Şöyle minik minik, ne kadar güzeldir onları almak, yıkamak, minik minik ütülemek. Ütü yapmak bence hiç bu kadar keyifli olmamıştır yani. Yapanlar için söylüyorum diye düşünüyorum ben. Hala bebeğim kıyafetlerini bile ütülerken sıkılıyorum derseniz bilemem, ütüden nefret edenler. Şöyle. Bunları bu şekilde böyle açacağım. Şimdi ben sizlerle böyle tarifler paylaşıyorum, işte yaptığım şeyleri falan. Biliyorsunuz en son galiba kurabiye paylaştım. Daha çok böyle hani biri bana geldiğinde, bir arkadaşım falan geldiğinde hani onların tarifini yapmayı daha çok seviyorum. Hani birlikte olup hep size böyle muhabbetli videolar çekmek. Hem de o an ayrı farklı bir tatlar denemek, hem hazır işte arkadaşlarım geldiğinde de onların güzel lezzetli şeylerinden denemek hem benim açımdan iyi oluyor. Ben farklı şeyler öğrenmiş oluyorum. Hem de size farklı tarifler vermiş oluyoruz. Bunun gibi tarifleri seviyorsunuz. Fakat bir şey söyleyeceğim. Sizden de ben istiyorum. Böyle işte farklı, pratik, hani yaptığınız, sevdiğiniz falan varsa böyle Müge işte mutlaka bunu denemelisin, bunu çok beğenirsin dediğiniz tarifler varsa eğer lütfen bana yorum olarak bırakın. Ben de hem denerim burada hem sizlerle paylaşırım bazılarını. Böylelikle sizin güzel tariflerinizi hem denemiş olurum hem de paylaşmış olurum diye düşünüyorum. Ben bu şekilde şekiller veriyorum. Siz istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Annem de hep bu şekilde şekiller verdiği için onun tarifini hiç bozmadan yapmak istedim. Tabii örgü falan da yapabilirsiniz. Onlar da güzel oluyor. Bir gün de hatta öyle deneyebilirim örgü. Ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi birinci tepsimi tamamladım. Üzerine ayırdığım biliyorsunuz ki ilk yumurta sarısını süreceğim. Daha sonra da üzerine istediğiniz gibi çörek otu dökebilirsiniz. Çörek otu veya susam. Ben ikisini birlikte döküyorum. Çörek otu ve susam ikisini birlikte kullanıyorum. Bir tane yumurta sarısı yeterli oluyor zaten. Neredeyse 2 tepsi çıkıyor. Ben bir keresini ilk yaptığımda şey yaptım işte, yetmez diye 2 tane yumurta sarısıyla yaptım fakat bayağı bir bol oldu, hatta böyle bol bol sürdüm, arttı yani ona rağmen, bol bol sürmeme rağmen. O yüzden 1 tane yeterli oluyor. Sizin de gözünüze az gelirse falan benim gibi yapmayın. Ben hem susam hem de çörek otu kullanacağım. Bunlar tamamlandı. Şimdi biraz böyle 7-10 dakika kadar da bekleteceğim bu şekilde. Biraz daha kabaracaklar. Fırınımı da açtım. Isıtılmış fırına atacağım birazdan. Ben önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika kadar pişiriyorum. Tabii bunu siz yine kendiniz kararlaştırabilirsiniz. Fırından fırına değişebiliyor bazen. Böyle üzeri iyice olduğunu anlıyorsunuz zaten. İyice kızardığında alabilirsiniz. Evet, 30 dakikanın sonunda böyle oluyor. Evet, açmalarım bitti. Şöyle durayım, yine ışık geliyor size. Ve çok sıcak şu anda, maalesef tadamayacağım. Birazdan tadarım. Şöyle göstereyim size. Elime de alamıyorum sıcak olduğu için. Gösteremiyorum. Gösterdim zaten fırında. Bu şekildeydi. Umarım güzel olmuştur lezzet. Daha önce de yaptığım için lezzetini biliyorum. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Bir videonun daha sonuna geldik böylece. Umarım beğenmişsinizdir tarifimi. Umarım beğenirsiniz hatta. Umarım beğenirsiniz tarifimi. Umarım denersiniz. Mutlaka deneyin ama, güzel olduğunu düşünüyorum. Öyleyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.